Bu film okyanusun dibinde bir çatlağa neden olan güçlü bir depremle başlar. Eğlenen sevimli bir çift vardır. Adam kadına gözlerini kapatmasını söyler. Daha sonra kızın eline bir yüzük takar ve ona evlenme teklifi eder. Ancak cevap alamadan su altına çekilir. Kadının kafası karışır ve cesedi yüzeye çıkana kadar adamın nereye gittiğini merak eder. Yardım için bağırmaya başlar ama kimse onu duymaz. Sonunda kadını öldüren bu mavi zombi dışında kimse gelmez. Sonunda Hunter, Ray ve Jada'yı görürüz. Balık tutarken uzaktaki havai fişeklerden alev alan bir başka tekne fark ederler. Onlara yaklaşırlar ve Hunter yangını söndürmelerine yardım eder. Ardından bu bölgenin amiri olduğu için havai fişeklere el koyar. Tekneye geri dönüp balık tutmaya devam ederler ve Ray'in oltasının ucuna bir şey takılır. Tamamen mavi bir cesettir. Tıpkı başlangıçta gördüğümüz zombi gibi. Jada bir su altı kamerası kullanarak deniz tabanından gelen mavi bir ışık bulur. Bu çok tuhaftır ve Hunter yetkilileri aramaya gider. Daha sonra mavi cesedin üzerine örterler. Ancak ceset hala hayattadır. Zombi Jada'ya saldırır ve onu omzundan ölümcül bir şekilde yaralar. Hunter zombiyi palayla bıçaklar ve herkes yardım etmek için Jada'nın yanına gider. Zombinin uyanmasını önlemek için başka birini ısırmadan önce onu denize atarlar. Bu arada Hunter'ın karısı Kenzie ve kızları Sam de gelmiştir. Hunter karısını arar ve doktor olduğu için Jada'ya yardım etmesini ister. Kenzie Sam'e eve gitmesini söyler ve hemen kocasının yanına gider. Kadın ve diğer doktorlar Jada'yı kontrol eder ve onu hastaneye gönderir. Ray, Jada'ya eşlik etmesi için hastaneye giderken Hunter okyanusta neler olduğunu öğrenmek için kalmaya karar verir. Ardından Hunter'ı trajedinin kaynağına kadar takip etmek isteyen yeni bir karakterle Sheriff'le tanışırız. Araştırmaya giderler ve okyanusun suyunda mavi bir ışık görürler. Hunter bu gizemli mavi ışığın nereden geldiğini bulmak için Jada'nın kamerasını suya atar. Bir enkaz bulurlar ve mavi ışığın geldiği yeri görürler. İleride etrafta yüzen başka bir zombi fark ederler. Hunter onlara bir zombiyi yaraladığını ama yine de hayatta kaldığını söyler. Sheriff ona inanmadığı için güler ancak tam o sırada büyük bir zombi grubu sudan çıkar ve onlara doğru ilerlemeye başlar. Sheriff bunun bir şaka olmadığını anlar ve hemen telsizle yardım isteyerek herkesi tahliye etmelerini söyler ve salgından haberdar eder. Herkesi sahilden tahliye etmeye çalışırken tsunami sireni çalmaya başlar. Hala orada olan insanlar okyanus suyunun geriye doğru hareket ettiğini fark eder. Çünkü zombilerle dolu dev bir dalga gelmektedir. Bu arada su altında bitmek bilmeyen bir zombi akını durmaksızın kıyıya doğru yüzmektedir. Hunter ve Sheriff kıyıya yaklaşmaya çalışırlar ancak büyük dalganın onlara çarpmak üzere olduğunu fark ederler ve onları teknenin içine kilitlerler. Dalga kıyıya ulaştığında sahilde hala insanlar vardır ve neyse ki bu çift gibi birçoğu hayatta kalmayı başarır. Tsunami sahilde dolaşmaya başlayan zombiler için bir taksi görevi görüyordur. Hunter ve Sheriff'in etrafı dört bir yandan zombilerle çevrilir. Bu arada Kenzie hala tam olarak ne olduğunu bilmedikleri için Ray ve Jada'yı karantinaya alır. Sahilde zombiler insanlara saldırmaya ve onları zombiye dönüştürmeye başlar. Hunter'ın kızı Samantha arkadaşlarıyla birliktedir ve insanlara saldıran zombilerle karşılaşırlar. Kız babasına ulaşamaz ve ardından arkadaşlarıyla birlikte kaçar. Sahildeyken Hunter ve Sheriff insanları kurtarmaya çalışır. Ne yazık ki kurşunlar onları tamamen öldürmeye yetmez, sadece yavaşlatır. Hastanede Jada bir zombiye dönüşür. Dönüp Ray'e saldırır ve bir doktoru ısırır. Ray hemen oradan kaçar. Hunter ve Sheriff sahilde saldırıya uğrayan insanların artık o canavarlara dönüştüğünü fark eder. Sheriff takviye çağırır ve oradan kaçarlar. Arabaya bindiklerinde arabanın arkasında saklanan bir çift bulurlar. Adamlar onlara yardım etmeyi kabul eder. Hastanedeyken kendisi Jada'yı kontrol etmeye gider ve tüm sağlık personellerinin ısırılıp dönüştürüldüğünü keşfeder. Jada aniden onu kovalamaya başlar ve Kenzie kaçmaya çalışır. Neyse ki Ray odadan çıkar ve onu kurtarır. Kenzie bunun bir enfeksiyon olduğunu söyler. Ray ona sudaki zombileri ve tsunami sayesinde sahile nasıl geldiklerini anlatır. Arabadaki grup polis karakoluna ulaşır ancak bir zombi dalgası onlara doğru ilerlemektedir. Bu yüzden içeri koşarlar. Adam, Blaine ve kız arkadaşı köşeye sıkışır ve Blaine kendini kurtarmak için kız arkadaşını zombilere atar. Zavallı kız enfeksiyon kapar ve diğerleri içeri koşar. Blaine içeride diğer polisin silahını alır ve ateş etmekle tehdit eder. Sonunda Blaine polisi silahla vurur ve öldürür. Sonra Hunter tarafından bayıltılır ve onu bağlayıp bir hücreye kilitlerler. Sam ve arkadaşları bir grup zombiden kaçarken kendilerini bir süpermarkette bulurlar. Ne yazık ki burası zombilerle doludur ve grup fark edilmemeye çalışır. Adamlardan biri takılıp bileğini burkar. Kısa süre sonra zombiler onu yakalar ve saldırır. Bir kız onlarla savaşır ama sayıları çok fazladır ve oradan kaçmak zorunda kalırlar. Bu şekilde birbirinden ayrılmış olurlar. Polis karakolunda Sheriff telsizle yardım istemeye çalışır ama kimse cevap vermez. Bu arada Hunter internette bir araştırma yapar ve denizin dibinde gördükleri gemi hakkında bilgi bulurlar. Bir rapora göre gemi bir çöp konteynerindadır. Fakat onu denizde görmüşlerdir. Altında bir şey olduğunu anlarlar ama henüz ne olduğunu çözemezler. Zombiler içeri girmeye çalıştığı için oradan kaçmak zorunda kalırlar. Karakoldan birkaç silah alırlar ve Blaine'i bir bankta zincirlemiş olarak bırakırlar.
Dışarı çıktıklarında çok sayıda zombi görürler. Tüfekler onları alt etmek için yeterli olmaz. Bu yüzden Hunter işlerini bitirmek için bazuka kullanır. Daha sonra bir arabaya binip uzaklaşırlar. Yolda alfa zombiyi görürler ve üzerinden geçerler. Ancak canavar ölmez. Sam ve arkadaşı koşmaya devam eder ve davulcu arkadaşlarından birinin minibüsüne ulaşırlar. Minibüste saklanırlar. Ancak davulcu dışarı atlar ve zombilerle bagetlerle dövüşmeye başlar. Bu kahramanlığı hayatına mal olur. Şerif'in kızı ormanda koşar ve tepedeki bir eve ulaşır. Ev sahibi enfekte olmadığını teyit etmek için ondan arkasını dönmesini ister ve ardından mülküne girer. Evin etrafı büyük bir çitle çevrili olduğundan zombiler giremiyordur. Kız temizdir ancak içeri girdiğinde adamın bodrumunda bir şey sakladığını, üzerinde deney yaptığı bir zombi olduğunu fark eder. Marty adındaki adam kıza bir telefon verir ve kız babasıyla iletişim kurmaya çalışır. İstasyonda Blaine kendini kurtarır ve kaçmaya hazırlanır. Ancak zombilere attığı kız arkadaşıyla karşılaşır. Kız onun üzerine atlar ve ona saldırır. Sam ve arkadaşı kaçmak için minibüsü çalıştırmaya çalışırlar. Ama minibüs çalışmaz. Zombilerle çevrili bir minibüste kapana kısılmışlardır. Ve buna ek olarak bacağından yaralanmıştır ve koşamayacaktır. Böylece kız Sam'in kaçabilmesi için kendini feda etmeye karar verir. Arabanın tavanına tırmanır ve ukulelesini çalmaya başlar. Tam o sırada Hunter ve Şerif onları kurtarmak için bir arabayla gelirler. Babasını görür görmez Sam ona doğru koşarken Şerif zombileri vurur. Çocuğu ukuleleyle kurtarmaya çalışır ancak zombiler onu yakalar. Daha sonra grup arabaya biner ve Ray ile Sam'in annesi Kenzie'yi almak üzere hastaneye doğru yola çıkar. Oraya vardıklarında içeri girerler ve Sam'in annesini aramak için bir telefon bulur. Bu sırada grubun diğer kısmı hastanenin içinde zombilerle savaşır. Hunter elektrik kablolarını kapar ve birkaç zombi öldürür. Elektrik bir zombiden diğerine geçerek hepsini öldürür. Kısa süre sonra Sam annesini tekrar bulur ve mutlu bir şekilde kucaklaşırlar. Hepsi hızla arabaya biner ve başka bir sığınağa giderler. Marty'nin evine ulaşırlar ve Şerif sonunda kızını görür. Hepsi içeri girer ve Şerif başka bir polis karakoluyla irtibata geçip destek çağırmak için telsiz alır. Bodrumdaki zombi zincirlerinden kurtulur ve yüksek bir ses çıkarır. Şerif kimseye söylemeden kendi başına kontrol etmeye gider. Kısa bir süre sonra ısırılır ve zombi üst kata çıkarak Kenzie ile dövüşmeye başlar. Marty tam zamanında gelir ve zombiyi şok tabancasıyla öldürür. Su zombileri olduğu için onları öldürmenin en iyi yolunun elektrik olduğunu açıklar. Bu noktada tüm zombileri suya çekmeye, onları elektrik şokuyla yok etmeye ve enkazı C4'le patlatmaya karar verirler. Zombiler eve yaklaşır ve Hunter şok tabancasını palasına bağlar. Onları indirmek için dışarı çıkar ama şok tabancası çalışmayı durdurur. Kenzie peşinden çıkar ve odun öğütücüyü çalıştırır. Daha sonra her bir zombiyi teker teker makineye atarak parçalara ayırırlar. Evin dışındaki zombileri ortadan kaldırdıktan sonra grup oradan ayrılır. Zombileri sonsuza dek öldürmek için ihtiyaç duydukları tüm araçlarla yola koyulurlar. Yolda Şerif'in midesi bulanır. Kolundaki ısırık etkisini göstermeye başlar ve dönüşmek üzeredir. Şerif Hunter'a kasabayı kurtarmasını ve onun hatalarını yapmamasını söyler. Hunter onun hangi hatalardan bahsettiğini anlamaz ve Şerif gerçeği açıklar. 30 yıl önce bir ilaç şirketi gizlice insanlar üzerinde testler yapmıştır. Şirket onlara görmezden gelmeleri için çok para vermiştir. Sonunda deney başarısız olmuştur çünkü madde henüz hazır değildir ve birçok insan acı çekmiştir. Bunu örtbas etmek için ilaç şirketi enfekte olmuş tüm insanları bir gemiye kilitleyip batırmıştır. Daha sonra Kenzie aslında deneyin amacının herkese bu virüsü bulaştırmak olduğunu açıklar. Onlar konuşurken daha fazla zombi gelir ve onlara saldırmaya başlar. Bir kısım zombilere karşı savaşmak için kalırken diğerleri kaçar. Şerif gittikçe hastalanır ve kızı onu yere yatırıp bir el bombası verir. Şerif zombiye dönüşür dönüşür el bombasını fırlatır ve havaya uçar. Hala hayatta olan insanlar iki gruba ayrılır. Ray, Marty ve Tahana enkazı havaya uçurmak için oraya giderler. Bu arada Hunter, Kenzie ve Samantha'nın görevi zombileri tuzağa düşürmek ve onları suya atarak öldürmektir. İkinci grup bir gölete gider ve içine elektrikli kabloları atarlar. Hunter daha sonra bir araç alır ve zombileri gölete çekmek için yüksek sesle müzik çalar. Bu arada diğer grupta Marty C4'ü yerleştirmek için suya atlar. Ancak zombiler tarafından kuşatılır ve ölür. Bu sırada Hunter'ın aracı kuma saplanır ve alfa zombi onlara yaklaşır. Daha sonra Kenzie aracı kumdan çıkarır ve gölete götürür. Zombiler onu takip eder ve suya girerler. Hunter bir anlığına zombiyi etkisiz hale getirmeyi başarır ve Sam'e düğmeyi çevirmesini söyler. Ama kol sıkışmıştır. Diğer grubun durumu da daha iyi değildir çünkü tekneleri okyanusun ortasında mahsur kalır ve zombiler tarafından hızla etkisiz hale getirilir. Ray kıza oradan çıkmasını emreder, kendisi ise zombilerin dikkatini dağıtmak için kalır. O geride kalırken kız suya atlar. Diğer tarafta alfa zombi iyileşir ama bu sefer Hunter palasıyla yüzünü paramparça eder. Sam sonunda kolu çevirir ve göletteki tüm zombileri öldürür. Başka bir yerde Ray C4'ü çapaya
bağlar ve gemi enkazına doğru fırlatır. Chopper dibe ulaştığında Ray C4'ü patlatarak kendini havaya uçurur ve gemi enkazını yok eder. Patlama son bir dalgaya neden olur. Ancak bu sefer zombi yoktur. Hayatta kalan 4 kişi güvendedir. Artık her şeyin bittiğini, tüm zombilerin öldürüldüğünü ve Şerif'in kızının bile hayatta kalmayı başardığını görürüz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bunun gibi daha fazla video görmek istiyorsanız abone olun, bildirimleri açın ve kanala yardım etmek için bir beğeni bırakın.